BIST 100, Euro Dolar ve ons altına yönelik beklentilerimizi paylaşmaya çalışacağım. BIST 100 endeksiyle başlamak gerekirse özellikle 1100 seviyeden itibaren başlayan yukarı yönlü trendin devam ettiğini görüyoruz. Son birkaç gündür ise bankacılık endeksi Merkez Bankası'nın olası bir faiz artırım beklentisini fiyatlamaya başlamıştı. Ancak bugün itibariyle Merkez Bankası'nın politika faiz oranını sabit bırakmasıyla birlikte yine bankacılık endeksi önderliğinde bir düzeltme süreci yaşanıyor. Teknik anlamda 1200 seviyeleri psikolojik nokta olarak takip etmeye devam ediyoruz. Ancak 1110 seviyelerinden başlayan yükselen trendin desteği konumunda ise hemen hemen 1170 bölgesi var ve bu seviyenin üzerinde de kalıcılık devam etmesi halinde yukarı yönlü trendin etkisiyle biz tekrardan 1222 direnç bölgesini test edildiğini görebiliriz. Bu bölge birkaç defa test edildi ancak yukarı yöne geçilemedi. Eğer bu bölgenin yukarı yöne geçildiğini görürsek yükselişler tekrardan ve daha önceki rekor seviye olan 1250 seviyelerine doğru devam edebilir gibi gözüküyor şu anki anlamda. Tabii ki bilanço sezonuna da başladık. Özellikle bilanço sezonunda beyaz eşya sektörü, demir çelik, bankacılık endeksi içerisinde olan birkaç banka ve aynı zamanda holdinglerin bilanço performansının bir miktar ön plana çıktığını görebiliriz. Euro-Dolar paritesiyle devam edecek olursak şu an itibariyle paritede yatay bir görüntü söz konusu. 1.17 ile 1.19 bölgesi arasında. Orada da özellikle 3 Kasım günü Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek olan seçimler, aynı zamanda Avrupa bölgesinde tekrardan koronavirüse ilişkin vaka sayılarının artmasıyla birlikte uygulanan karantina tedbirleri parite üzerinde etkili oluyor gibi gözüküyor. Tabii ki karantina tedbirlerinin arttırılması Euro-Dolar paritesi üzerinde bir miktar baskı yaratıyor çünkü enflasyon ve enflasyon beklentilerini olumsuz etkiliyor. Bu da ister istemez Avrupa Merkez Bankası acaba tekrardan genişleyici bir adım atacak mı veya faiz oranı indirecek mi, tekrardan varlık alım programının miktarını yükseltecek mi gibi soruların sorulmasına neden oluyor. Fakat teknik anlamda bahsettiğimiz yatay bölgenin ne tarafa doğru kırılacağı önemli. Şu an itibariyle 1.18 destek seviyesi olarak takip ediyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık Euro-Dolar paritesinin yükselişe tekrardan 1.19 bölgesine taşıyabilir. Ancak 1.19 seviyelerinin geçilip geçilmeyeceği önemli olabilir parite tarafında. Ons altına bakacak olursak özellikle Amerikan tahvil faiz oranları ile olan korelasyonu devam ediyor. 2 yıl tahvil faiz oranlarının bir miktar yükselmesi ons altını baskılamış gibi gözüküyor. Aynı zamanda doların da son birkaç gün içerisinde veya hatta birkaç hafta içerisindeki değer kazanımı ons altında beraber diğer emtialarında da düşüşe sebebiyet veriyor. Tabii bu durumda teknik olarak değerlendireceksek 1900 dolar seviyesi önemli bir destek olarak karşımıza çıkabilir. Bu seviyenin üzerine kalacak sağlanması halinde ons altına tekrardan yukarı yönlü hareketlerin kademeli olarak 1960-1980 bölgesine doğru devam edebiliriz. Ancak Euro'larda bahsettiğimiz gibi önemli olan makroekonomik değişkenler başta Amerikan seçimleri olmak üzere ve Amerikan dolarının gücü yine ons altın üzerinde belirleyici olacak gibi duruyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.